Ay hak. Vay 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 vay. Ne yiyorsun öyle Karagöz? Etli pilav yiyorum Hacivat. Ama o pilav değil ki. Leblebi. Madem ne yediğimi görüyorsun, neden soruyorsun? Usuldendir Karagöz. Usulden filan değil, bakkaldan. Öyle değil Karagöz. Usul, usul. Usul, usul sokuluyorsun yanıma. Gözün leblebilerimde. Fark ettim onu. Aşk olsun Karagöz. Benim ne işim olur senin leblebilerinle? Tokum ben. Uydurma Hacivat. Sen hep açsın. Boşuna oturma Hacivat. Leblebimden veremem. Yahu leblebi yemeğe mi oturdum sanki? Az biraz sohbet edelim demiştin. Ne zaman dedin? Duymadım. Canım diyorum ya şimdi. Anlat bakalım. Ne olsun işte. Yuvarlanıp gidiyoruz. Daha nasılsın Karagöz? Yuvarlanmadan da gittiğim oluyor. Bak sen şu işe ya. Allah Allah. Leblebiler nerede? Yahu bütün leblebiyi ne ara yedin? Beygir, sana kaç defa dedim. Çifte attığın hayvanları üstümüze fırlatmayı bırak artık. Şu boş tarafa doğru fırlat yahu. Çifte vurma demiyor da dikkatli vur diyor. Yani senin keçi hariç tabii canım. Keçiye hiç vurmamalı. Ha şöyle. Yoksa diğer hayvanları nereye fırlatırsa fırlatsın. Yani. Bizim beygir bu aralar taze ot bulamıyor da Karagöz amcası. O yüzden taze ot gördün mü çıldırıyor. O zaman yem yesin. Aa Karagöz ah. Evde yem mi kaldı? Sorma be Hacivat. Aynı durum bende de var. Kış gelince ne yapacağız bilmiyorum. Hayvanlar açlıktan ölür. Aman Allah korusun. Selamın aleyküm canlarım. Aleyküm selam. Ne yaparsınız bakalım? Leblebi yiyordum. Hacivat da geldi leblebi yedi. Leblebi bitti. Şimdi leblebi yemiyoruz. Yani yemiyor da olabilirdik. Ama ye... Tamam canım anladık. İş güç işte. Ne olsun sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Yeni bir tohum aldım. Ekmeye gidiyorum. Tohum mu? Ne tohum? Aslında bunu size söylememem gerekiyor. O yüzden hiç ısrar etmeyin. Yahu söylesen ne çıkar? Söyleyemem. Ya söyleyiver işte. Olmaz. Meraktan öldürme bizi yahu. Kesinlikle söyletemezsiniz bana. İşte böyle dostlar. Tohumun adı yedi veren. Bu tohumu bir ekiyorsun, dağ gibi ot veriyor. Çıkan otları da biçip, kurutup bir güzel yıllık yem haline getiriyorsun. İster misiniz? İsteriz. Tamam. Peki kaç para bu? Çok pahalı değildir inşallah. Yok canım. Şuna bak yahu. Benim o kadar param olsa leblebi alırdım. Hacivat girme o konuya. Ama çok para yahu. Orası öyle. Neymiş? Yedi verenmiş. İsterse bin versin. Sanki bizde leblebi gibi çok para var. Hacivat. Tamam tamam. Leblebi demeyeceğim. Bir daha leblebi yok. Ne leblebisi yahu? Ne var yahu? Sanki leblebi dedim. Yeter. Allah Allah. Nerede bu hayvan ya? Düğün yok ki oynamaya, cenaze yok ki ağlamaya gitsin. Bay 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 bay. Karagöz, Karagöz. Benim beygiri gördün mü? Ya. Sen keçiyi gördün mü peki? Ha? Keçi de mi yok? Evet, gitmiş. Birlikte gitmiş olmasınlar. Nereye gidecek? Tam da yem vereceğim saatte. Yem mi? Yemin var mı ki? Ya. Ne verecektin ki? Bilmem, düşünmedim. Eyvah eyvah. Ne oldu?
Bunlar evden kaçtı. Yapma ya. Bir avuç yem için mi terk ettiler bizi? Bir avuç yem dediğin hayatta tutuyor onları. O da doğru. Peki ben keçisiz ne yapacağım? Seni bilmem de ben beygirim olmadan yaşayamam. Öyleyse gidip bulalım Hacı Cavcav. Bulsak ne olacak Karagöz? Hani verecek gemimiz mi var? Yine kaçarlar. O da doğru. Ne yapacağız peki? Bilmem. Yem bulmak lazım. Yediveren. Vay vicdansız vay. Bir kuruş indirim yapmadı. Parayı da sağdan soldan borç aldık. Nasıl ödeyeceğiz bilmem. Keçim dönsün de gerisini düşünmüyorum Hacivat. İnşallah borç aldığımız adamlar da düşünmüyordur Karagöz. Canım dert edecek ne var? Dağ gibi ot olacak. Hepsini yiyecek değiller ya. Yetecek kadarını ayırır, kalanı satar, borcumuzu öderiz. Doğru dersin Karagöz. Gidip yedivereni ekelim. Erkenden de kalkıp otları biçeriz. Sonra da gidip beygirle keçiyi buluruz. Aynen öyle. Şu işe bak. Bu nasıl iş anlamıyorum. Bir tek ot bitmedi. Benim olan otlar da kurudu. Ah kazıklandık Karagöz, kazıklandık. Eğer gerçekten daha kadar ot verseydi bunu bize satacağına kendi ekerdi. Samanını satıp bizden aldığının 10 katını kazanırdı. Doğru. Nasıl da düşünemedik. Ama benim adım Hacivat ise ben de bunun intikamını almayı bilirim. Benim adım da Karagöz ise ben de seninle birlikte gelirim. Hayırdır beyler? Haber göndermişsiniz gelsin diye. Sende bir tohum varmış Açık Göz Efendi. Neydi adı? Yaşeren miydi? Geberen miydi? Ha, yediveren diyorsunuz. Ha, o. Nereden duydunuz? Hacivat'la Karagöz'den duydum. Peki ya ne yapmışlar tohumu? Bilmem, daha ekmemişler. Ha, iyi. Ekince görecekler bereketi. Hadi inşallah. Siz de mi istiyorsunuz? Tam üstüne bastınız canım efendim. Tabii, ne demek? Bolca var bende ondan ama biraz pahalı. Fiyatını biliyoruz efendim. 5 altın akçe. Yine de almak istedik. Öyleyse sorun yok. Ama bizde para yok. Onun yerine şu gördüğün elmas var. Bende de kocaman bir altın var. Uf, şunlara da bak. Ama bu elmas çok pahalı. Altın da öyle. Olsun canım. Ben size istediğiniz kadar tohum veririm. Canım ne yapalım o kadar tohumu? Ya ne istiyorsunuz? Paramızın üstünü. Nasıl yani? Bu elmas en az 10 altın akçe eder. Tohum 5 altın akçe olduğuna göre sen de bana 5 altın akçe geri vereceksin. Benim altınım da 10 altın akçe ediyor. Bende o kadar para yok. Hacivat'la Karagöz'den aldıklarım var ya. Yahu ben onları harcadım. Öyleyse biz gidelim. Paran olduğunda tekrar geliriz. Evet. Hadi gidelim biz. Durun yahu durun. Az pazarlık edelim. Pazarlık edecek vakit yok efendim. Ya alışverişi yapalım ya da bırak bizi gidelim. Of, tamam kabul. Verin bakalım şunları. Çok teşekkür ederiz. Ne demek beyler, ben teşekkür ederim. Paramızı aldık Hacivat. Aslında daha çok para alırdık da biz onun kadar kötü insanlar değiliz. Ya Hacivat, keçiyle beygiri nasıl bulacağız? Ben nereden bir... Ne oldu? Karagöz. Bunlar bizimkiler değil mi? Ben sizinkileri tanımıyorum Hacı Cavcav.
Öyle değil ya. Beygirle keçi. Bakayım. Vallahi onlar. Keçi! Beygir! Neredeydiniz siz ya? Ne dedi? Ot yemeye çıkmışlar. Gece niye gelmediniz? Ne dedi? Gelmişler. Biz görmemişiz. Sabah geri çıkmışlar. Kış gelip otlar kuruyunca ne yapacaksınız? Aç kalırsınız vallahi. Ne dedi, ne dedi? Allah kerim, kış gelince düşünürüz dedi. Bir sor bakalım keçiye. Sen kendi beygirine sorsana ya. Benim keçim danışma memuru mu? Allah Allah. Nereye gittiniz siz? Gece niye gelmediniz? Peki kış gelince ne yapacaksınız? Sen zahmet etme, ben söyleyeyim. Allah kerim beygir efendi. Allah kerim. Gelsene. Gelsene. Şükür bunu anlayabildin.